Danimarka'da doğmuş olmanın getirdiği bir ahlak ve disiplin mi? Yoksa aile öğretisi mi? Ne sence ne bunun kaynağı? Bence hepsinin bir karışımı. Yani sonuçta hayattan dünyaya nerede geldiğimizi seçemiyoruz sonuçta. Evet. Hani Afrika'da da dünyaya gelmiş olabilirsin. Hani o Alman disiplini, o Kuzey Avrupa disiplini var ya böyle çok gerçekten hani böyle tak tak. Hani mesela benim ekibim bana 10 yıldır mesela şöyle anlam veremez. Haftalık mailler gönderirdim mesela. İşte arkadaşlar mesela günde 2-3 program çekiyorsak işte 13.50'de kayıda giriyoruz. Bir 10 dakika sonra mola veririz. Sonra işte ben bir arada bir değişimi yaparım. Ne bileyim 14 çeyrekte tekrar bir kayda gireriz falan diye. Ta ki benimle Danimarka'ya gelip otobüslerin 13.53'te geldiğini gördükleri an dediler ki tüm sana hak veriyoruz. Yani, anladık değil mi? Yani hani o espri de vardır işte Almanya'da otobüsler işte hani 13.55'te gelmez, 14'te gelmez ama 13.52'de gelir, 13.51'de gelir ve gerçekten gelir. Hani dolayısıyla biz orada çok küçük yaştan itibaren bu böyle bayağı işleniyor yani. Yani zaten bunu da şöyle söylemek istiyorum. Türklüğü hani kötüleyen bir yerden değil, bahsetmiyorum ama ben de tiyatro turnesi sebebiyle Danimarka'ya sıkça gidip bir de hayran oldum. Hı hı. Şuna hayran oldum. Dediğin gibi otobüs duraklarında otobüs geliş saatleri mesela 12.28, evet. 13.51, 14.32. Ben ilk gördüğümde biz yurt dışına çıktığımızda çok seviyoruz işte toplu taşıma araçlarını, hı hı, kullanmayı. İlk böyle baktık, ben böyle oldum. 13.28 mi dedim Bülent'e. Nasıl 28? Ve gerçekten 13.28'de otobüs oradaydı. Geldi. Ve insanların o disiplini, hı hı, okuldan işte iş yerinden çıkma saatleri belli. Okullarda servis yok çünkü ailelerin iş yerinden çıkış saatlerinden sonra çocuklarının okuluna varma süreleri hesaplanarak okul çıkış saatleri belirlenmiş. Ve bu hiç sekmiyor. Herkes işinden çıkıyor, okula gidip çocuğunu kendi alıyor ve evine gidiyor. Ve evde ailecek yemek yemek çok kıymetli. Hı. Bu yüzden de zaten hani Danimarka'nın ev şeyi şey, işte keyfi. Hüge. Evet, Hüge. Evet, bayılıyorum. Çok meşhur oldu. Bayılıyorum Hüge'ye ve evet. Hüge de çok önemli bir felsefe bence, evet. Danimarka'dan çıkmış. Hı hı. Bu da aslında hüge nedir derseniz insanın kendini konforlu, mutlu, huzurlu ve güvende hissettiği ortam. Ve az ile yetinebilmesi. Evet. Kendi kendine yetebilmesi. Çünkü aynen, orada şöyle bir şey var. Şimdi çok soğuk ülke, karanlık, evet, ülke. Evet. Yaz şanslıysak orada biz küçükken bir ay oluyordu ya da olmuyordu. Evet. Şimdi Akdeniz ülkelerine baktığımız zaman etrafımızda sürekli kaynayan bir şey var, bir enerji var. Hep enerjiyi dışarıdan alıyoruz burada. Orada o içinde kendi ışığı, enerjiyi kendin içinde yaratmak zorundasın. O içinde bir mum yakıyorsun adeta yani. Evet. Çünkü kendi kendine yetebilmeyi öğreniyorsun orada. O yüzden orada hani yalnızlık utanılacak bir şey değil. Tek başına yemeğe de gidebilirsin, sinemada alışverişe çok normal. Çünkü o hüge de zaten bütün bunları çok derin bir şekilde barındırıyor içinde çok yani. Çok büyük bir felsefe, çok da sevdiğim bir felsefe. Ama yani ikisi de güzel ben de bir şey diye düşünüyorum. Yani hem buranın işte o Akdeniz sıcaklığı ama bir yandan da işte o tak tak benim böyle hani bazen ekibim tarafından ay çok detaycı diye mutlaka arkamdan dediklerini düşündüğüm yani hani insanları çünkü. Vallahi ben şaşırmadım. Burada ekip bana da öyle bilgiler vermişsin ve hani bütün programları izledim. Bu sorular bunlar, ne soracaksınız? Editörümü sık sık aramışsın Duygu'yu. Yok canım. Ama hayır, ben seni bildiğim için dedim ki yani böyledir Tülin. Yani çok araştırır, çok bilmek ister, hakim olmak ister. Biz tabii alışık değiliz ki, ben de nispeten kendimce çalışkan biriyim ama ben senin gibisini görmedim. Yok canım. Bu bir disiplin ve bir öğreti. O yüzden aslında bence biraz bunu sordum. İşte hepsinin bir karışımı da işte doğduğun yer kaderindir diyorlar ya sonuçta, evet, işte hani kişiliğin de tabii ki çok etkili. Sonra tabii okulda öğrendiğin tabii ki aileyle birleşiyorsa büyük bir şekilde harmanlanıyor vesaire. Onlar işte o değerleri ya bir yerlere taşımayı seçiyorsun. Artı tabii ki bu meslek hani mankenlik sonuçta sen de Mr. Gi seçildikten sonra bir yapmaya... Hiç yapmadım ben mankenlik. Çok kısa bir süre yaptığın gibi hiç hatırlıyorum yapmadım sanki. Hiç yapmadım. Ama bu yani da mesela... Yani yapmak isterdim ama hiç öyle bir kabiliyetim olmadığı için. Ben sadece Türkiye 3. güzeli seçilip sonra oyunculuğa ve sunuculuğa devam ettim. Ama mesela birçok insan mankenliği böyle çok hani laylom lom görür. Hayır. Ya. Ama oysa ki hani gerçekten olimpiyatlara hazırlanan bir sporcudan farkın, evet, yok gibi. Sadece fiziki anlamda değil, disiplin olarak da. O yüzden de çok şaşırıyorlar mesela modelleri böyle görünce. Biz
asker gibi çalışıyoruz mesela. Şaşırıyorlar ama senin de az önce dediğin gibi güzellik bir yerden sonra yetmiyor. Çünkü düşün ki hani senden hep daha güzeli, uzunu, genci ensende bekliyor. Hani ve bunu fabrika gibi dünyada üreten milletler var. İşte hani mesela işte Doğu Blok ülkeleri, Rusya, Brezilya, bir sürü güzel kızlar çıkıyor. Dolayısıyla sen üstüne bir şey koyarak ilerlemediğin zaman zaten iki sezonluk ömrün var yani bu meslekte. İki doğru, sezon. Doğru. Yaz, kış, bittin. Evet, bitti. Bir sonraki kız, next. Hani ben hatta şey gibi diyorum, pasaport kuyruğu gibi, inanın acımasız. Next, next. Doğru söylüyorsun. O kadar yani. O yüzden mankenlik çok kıymetli.